Fikret Bila, HalkTV.com.tr CHP'nin atması gereken adımlar Yerel seçimlerden birinci parti çıkmayı başaran CHP, iktidar yolunda önemli bir fırsat yakaladı. CHP, 2019 yerel seçimlerinde de büyük bir başarı sağlamış, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin başta olmak üzere sosyal belediyecilik hizmetleriyle halkın desteğini büyütmeyi başarmıştı. Ancak bu başarıyı 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine yansıtmayı başaramadı. 14-28 Mayıs 2023 seçimlerini kaybeden CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazandı. CHP'nin bu başarıyı önümüzdeki genel seçimlere taşıyabilmesi için atması gereken adımlar var. Bunların başında parti içi demokrasiyi yerleştirmek geliyor. Eylül başında yapılacak tüzük kurultayı bu adımın atılması için büyük fırsat oluşturuyor. CHP tüzük kurultayında adayların belirlenmesi konusunda ön seçimi esas yöntem haline getirmeli. Adayların merkezden belirlenmesi uygulamasına son vermelidir. Sadece partiye büyük katkısı olacağı düşünülen uzmanlar için genel başkan ve genel merkez yönetimine %5 oranında bir kontenjan hakkı tanınabilir. CHP Bülent Ecevit'in liderliğinde 1970'li yıllarda bu yöntemi uygulamış ve büyük başarı elde etmiştir. Bugün de CHP'nin adaylarını CHP üyeleri belirlemelidir. Profesör Doktor Huşit Güneş'in son günlerde sık sık vurguladığı gibi partinin merkez yönetim kurulu genel başkanın atamasıyla değil, parti meclisi tarafından seçilerek oluşturulmalıdır. Genel merkez yönetimi atamayla değil, seçimle belirlenmelidir. CHP'nin iktidar yürüyüşünü güçlendirmesi için CHP nasıl iktidar olur kitabında detaylı olarak incelediğim gibi atması gereken adımların başında işçi sınıfı ve yoksul kesimle bütünleşmesi gerekiyor. CHP sadece iyi eğitimli meslek sahibi büyük kentlerde ve kıyı kentlerinde yaşayan beyaz yakalıların partisi olmak yetinmemeli, toplumsal hareket sendikacılığına öncülük ederek işçi sınıfı ve yoksul kesime ulaşmalıdır. Diskin araştırma dairesinin saptamalarına göre Türkiye'deki işçilerin sadece %11'i sendikalı ve sadece %7'si toplu sözleşmeden yararlanabiliyor. İşte bu nedenle CHP sendikalaşma politikasını esas almalı. Sendikacılığın sadece belli sürelerde işverenle toplu sözleşme masasına oturmaktan çıkarılması için toplumsal hareket sendikacılığının hayata geçirilmesine öncülük etmeli. Profesör Doktor Sencer Ayata'nın CHP Genel Merkezi'ne sunduğu raporlarda vurguladığı gibi toplumsal hareket sendikacılığı öz itibarıyla toplumsal muhalefetle bütünleşmiş sendikacılığı ifade ediyor. Toplumsal muhalefetin desteğini kazanan, onunla bütünleşen ve birlikte mücadele veren sendikacılık anlayışıyla CHP sendikalaşmanın yaygınlaşmasını sağlayabilir. CHP, Bülent Ecevit'in ekonomik demokrasi olarak tanımladığı kooperatifleşmeyi yönettiği belediyeler eliyle teşvik ederek yoksul kesimi üretime katabilir. İzmir, İstanbul ve Ankara belediyelerinde bunun başarılı örnekleri hayata geçirildi. Bu uygulama diğer CHP'li belediyelerde de zaman yitirilmeden yaygınlaştırılmalıdır. CHP'nin atması gereken bir diğer adım partiyi kadınlara ve gençlere daha fazla açmasıdır. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından ve 1991 Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Avrupa'da gerilen sosyal demokrat partiler kadın ve gençlik hareketlerini sahiplenerek yeniden güçlenmeyi ve iktidar olmayı başardılar. Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD 2007'de hazırladığı Hamburg programında kadın hareketine bakışını gender mainstreaming kavramıyla öne çıkardı. Bu kavramın anlamı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm politika ve programlara yerleştirilmesi, hayatın tüm alanlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine göre yeniden düzenlenmesi. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği sorununu ağır yaşayan bir ülke olduğu düşünülürse, CHP'nin bu konuyu neden öncelemesi gerektiğini daha iyi anlaşılır. CHP'nin partiyi açması ve söz sahibi yapması gereken bir kesimde kuşkusuz gençler. CHP toplumsal dinamizmi artırmak için gençlik kollarına önem vermeli, gençlik dernekleri ve hareketleriyle bütünleşmelidir. CHP'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. CHP zaman yetirmeden bu politikaları hayata geçirmelidir.